gerçekten böyle olur. Bu bir gerçektir. Yalın, sade bir gerçektir. Arena programına konuk olan CHP lideri Deniz Baykal, demokratik açılımın toplumda ayrışmaya yol açtığını vurguladı. Huzur içinde yaşayan milyonlarca insanın arasına nifak sokulmaya başlandı. Yani işinde gücünde bir etnik problemi olmayan, etnik terminoloji olaya bakmayan, yani hiç bunu sorgulamayan, bu kızını bilmem kime vermiş, oğlu bilmem ne olan insanlar bile şimdi bir ayrışmanın telaşı içine girdiler. Falanlardan alışveriş yapın yapmayı, falanlara ev satın satmayı. Bakınız, bu çatışma kültürü ortaya çıkarsa bu çatışmanın maalesef hedefinde bu çatışmanın dışında uyum ve uzlaşma içinde kaynaşmış olarak burada yaşayan Kürt kökenli insanlar yer alacak hedefinde. Yani o insanlara diyecek ki birileri, kararını al. Bizimle misin, bize karşı mısın? Yani ne münasebet dedim, aslımı da inkar etmiyorum, iftihar ediyorum. Burada diye, yok öyle şey. Bak burada biz mücadele ediyoruz. Bu mücadeleye sen de destek vereceksin. Paranla vereceksin, çocuğunla vereceksin, kendin vereceksin, safını tutacaksın. PKK'nın Türkiye'ye dayattığı kafasındaki proje, bu kaynaşmayı daha ileriye götürme projesi değil. Tam tersine bu kaynaşmayı engelleme ve ayrışmanın tohumlarını ekme, ayrışmanın temellerini atma projesi. Bu temelleri atmanın en temel dayanak noktası da milli eğitimi etnik temelde ayrıştırmaktır. Yani Türkiye'de biz çocuklarımızı etnik kimliğine göre farklı dillerde eğitmeye başladığımız anda bir süre sonra Türkiye'nin ayrışmasını öngörmüş olur. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddialarının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal bir planı olarak değerlendirilmesinin çok vahim olduğunu söyleyen Baykal, basında yer alan bir komplo teorisine de değindi. Bazı gazetelerimizde, bir gazetemizde çok önemli, ciddi bir iddia var. Gazetenin adını da verelim, Habertürk. Evet, Habertürk yani önemli bir noktaya evet. Dikkati çekmiş Sayın Fatih Altaylı. Diyor ki bir muhbir önce şeyi aradı, özel kuvvetleri. Ve onlara dedi ki şu anda sizin kuşkulandığınız muhbir, şu anda aradığınız köstebek Bülent Arınç'la buluşmuştur. O, ona istihbarat vermektedir. Bunun üzerine özel kuvvetler onu yakalayabilmek için Arınç'ın evinin etrafında tertibat almak üzere oraya geliyor. Aynı kişi bu defa Arınç'ı ve hükümeti arayarak Arınç'a karşı suikast yapmakla görevlendirilen bir albay ve bir binbaşı şu anda evin önünde hazırlık yapıyorlar diyor. Onun üzerine işte baskın yapılıyor falan diye bir değerlendirme. Mümkündür. Yani öyle midir değil midir bilmiyoruz. Ama iki kurumu birbirine düşürmeyi planlamış olan birilerinin böyle bir girişimi destekliyor olması kuvvetle muhtemeldir. Baykal, sürecin böyle devam etmesi durumunda genel seçimlerin 2011'den önce yapılabileceğini de söyledi. Artık Türkiye'nin bu süreci devam ettiremeyeceğini görerek ve bir anlamda da bize müsaade demek üzere iktidarın bir seçimi tercih edebileceği bir noktaya işler gelebilir.